Toplum olarak travmalıyız, kişisel olarak değil. Kesinlikle. Evet. Şimdi Kahramanmaraş depreminde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evleri yıkılan 9 aylık hamile bir anne adayı vardı. Yıkılan evlerinden eşinin yardımıyla çıktı. Mersin'de doğum yaptı. Evet. Bebeğine kavuştu. Bir de bu var. İşin başka bir yani bir de böyle bir türlü türlü hikayeler, türlü türlü öyküler. Bir tanesi de bu güzel bebek kardeşimiz. Bebek yöntemiyle sahip olmuşlar. 4 yıldır bu bebeği bekliyorlarmış işte. Allah nasip etmiş ona. Eşim kapıya düştü. Bir karış daha şeye gitseydi, sola gitseydi orada hepimiz ölüyordu. Çok kötüydü. Evimiz, her şeyimiz, hastanelerimiz, her şeyimiz yani talan oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı. O an çok korkunçtu, çok kötüydü. Yani anlatılacak gibi değil. İnanın hani oradan nasıl çıktı bilmiyorum ama oradan inanın bir kuş bile çıkmazdı. Çok karmakarışık bir karmakarış sevinç, acı, keder her şey birbirine karıştı yani. Tüp bebek bekledik, bayağı bekledik. Hayırlısıyla inşallah kucağımıza alırız sağlıkla ya Rabbi. Tüp bebek tedavisi gördük. Bizim bütün umudumuz, bütün güzelim bizi sakinleştiren bebek yani. Evet, sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına da aldı. Evet. Yani o anları tarif etmek, kelimeler gerçekten imkansız. Yani bu kadar acının içinden bir taraftan da böyle teselli gibi bir sevinç. Ya kendin kurtulduğuna bir nebze şükrederken geride bıraktığın canlar var, komşun var, canların var, evladın var. Yani bütün bu duygular karma karışık. Depremzedelerin bir bölümü biliyorsun tedavi için İstanbul'a getirildiler.